Değerli Divan Kurulu, kıymetli meslektaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ben Ergun Karaçanak, 1966 Sivas doğumluyum. Üniversite yıllarından beri baba mesleği olan gözlükçülüğü ilk günkü tutku ve heyecanla sürdürmekteyim. Üniversiteyi bitirerek mali müşavir oldum. 1990 yılında kendi işletmemde çalışmaya başladıktan sonra 1992 yılında aldığım gözlükçülük ruhsatnamesiyle 30 yıla yaklaşık olan bir sürede mesleğimi sürdürmekteyim. Bu şerefli mesleğe 2008-2011 yılları arasında Bursa'da değişik dernek başkanı olarak şu an Bursa Optisyen Gözlükçüler Oda Başkanı ve aynı zamanda da Birlik Merkez Denetleme Kurulu Başkanı olarak özveriyle ve aralıksız olarak hizmet vermekteyim. Kıymetli Hazur, 30 yıldır sürdürdüğüm baba mesleğinin hak ettiği aydınlık yardımlara refah içinde bir geleceğe taşıyabileceğime inanıyorum. Ve bu uğurda ekibim ile mücadele edip birçok birikmiş sorunumuzun çözüm olabileceğine inandığım için aday olarak karşınıza çıktım. Tabii arkadaşlar şimdi böyle bir büyük kurumda aday olmak yani ciddi derecede bir stres ve heyecan yaratıyor. Çünkü ben hani genelde konuşmalara toplum karşısında söylemeye çok alışık bir insanım ama hani böyle aday olarak büyük bir topluluğu çünkü Türkiye çapında temsil etmenin adaylığı çok ayrı bir heyecan veriyor. Onun için de zaman zaman sesim titrer veya da ağzım kurur. Kusura bakmayın hani konuşmanın şeyinde bölüyorum ama çok özür diliyorum hepinizden. Herkes başarıyı yakalamak ister. Ama ses getirecek bir başarıyı elde etmek ancak ekip ruhuyla olur. Başarılı olan bir insanın arkasında başka bir insan vardır. Onun arkasında da başka bir insan vardır. İşte ekip ruhu böyle oluşur. Birlik her zaman rekabetten daha kuvvetlidir. Bizler ekip olarak bir şeyler olmak için değil, bir şeyler yapmak için adayız. Etiketler, ünvanlar gelir geçer. Bizim gayemiz, mesleki şiarımız ve birikmiş sorunlarımıza çözüm üretmektir. Bunları yaparken de küsmeden, darılmadan, kırılmadan aynı gayeye odaklanıp başarımızı hedeflememiz gerekmektedir. Bizler ancak bir arada olursak gerçek başarı gelmiş olur. Zaman kırılma, küsme, kin tutma zamanı değildir. Zaman birlik olma zamanıdır. 1940 yılında 3958 sayılı ilk meslek kanunumuz ile mesleğin tarihsel süreci başlamış olur. 2004 yılında 5193 sayılı kanunla spor şeklini almış fakat günümüzde mesleki ihtiyaç ve sorunlarımızın çözümü noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple meslek kanununun güçlendirilmesi için ivedilikle çalışma yapmalıyız ve yapacağız da. Bu sebepten dolayı oda ve birliği bizim için hayati bir öneme sahip olup mesleğimizin geleceğinin güvencesidir. Adeta köprüden önceki son çıkıştır. Bizler geleceğimiz için birliğimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Sorun yaratmak için değil, sorunlarla mücadele etmek için bir arada olmalıyız. Maalesef karşımızda geleneksel gözlük mağazalarımızı yok etme arzusuyla uçurma sürüklenmeye çalışan zincir mağazalarla savaş durumundayız. Sermaye devleti öyle bir noktaya vardı ki baba mesleğimizi gelecek kuşaklara devretmeme tehlikesi altındayız. Evlatlarımız, pırıl pırıl gençlerimiz sermayenin işçisi olmak ya da başka bir iş kurmak zorunda kalacaklar. Tekelleşmeler ile beraber neredeyse ürünlere erişimimiz bile tehlike altında olacak. Bizler kamu kurumu niteliğinde bir kurum birliğiyle oluşmuş ve oluşmakta olan zincir mağazalar ve yabancı sermaye kuruluşlarına karşı amir kuruluşlarla istişare, işbirliği, uyum içerisinde devletimizin ve kurumların desteğiyle kendimizi sürekli geliştirerek yeniliklere açık olarak tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bizler ayakta durmalıyız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Birçok projeyi birlikte hayata geçireceğiz ve birlikte başaracağız. Meslekçi eğitimler, müşteri odaklı çalışmalar ve sürekli kendimizi ve mağazalarımızı geliştirmeliyiz. Kanun ve yönetmeliklerden alacağımız güç ile sermayeye karşı topyekun mücadele ederek üyelerimizi aydınlık yardımlara ulaştırmalı, bu uğurda sürekli ilerleyici faaliyetlerde bulunmalıyız. Tüm oyunlara rağmen Rabbim bizleri büyük bir heyecanla beklediğimiz genel kurulumuza kavuşturdu. Emek, zaman ve birçok zahmet ile bu
bu demokrasi şölenine katılma adına mesleki sorumluluğunu yerine getirmek üzere genel kurula iştirak eden tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Lakin bu tarihi seçimimizde doğru kişileri seçmezsek sonraki dönemlerde de daha zor ve karamsar tabloyla karşılaşacağız. Bizler beyaz liste olarak sizlerden alacağımız bu kutlu görevi layıkıyla yapacağımızdan zerre şüphemiz yoktur. Sizler bize güvenerek, bizler de bıkmadan usanmadan çalışarak başarıya emin adımlarla ulaşacağız. Meslek odalarında rakip yoktur, göreve talip olmak vardır. Bizler rakip değil, göreve talip birer meslektaşız. Sonucu ne olursa olsun her zaman bilginizi, tecrübenizi, gücümüzü birleştirmek ve mücadeleye devam etmek zorundayız. Merkez Denetleme Kurulu Başkanı, işleyiş fonksiyon bakımından birliğimizin kuruluşundan bugüne büyük aşk ile görev aldım. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. En son Ekim ayında SGK protokol görüşmelerinde istenilen sonuca ulaşılamaması üzerine ben Sırrı Bey, Ferhat Bey, Cihat Bey ve Levent Bey sorumluluk alarak kurumlarla olan iletişimi geliştirmek, kurumsal kimliğe yakışan şekilde ilişkiler kurmak ve işleyici doğru zemine oturtabilmek için birliğimiz adına bir dizi olumlu görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdik. Üzülerek belirtmeliyim ki bu görüşmeleri yaparken Birlik Yönetim Kurulu'nun bir bütün halinde çalışmaması durumundan oluşan başarısız tabloyu şahsen gördüm. Ben ve listemdeki ekibimle beraber uyumlu ve bir arada çalışarak olumsuzluklara yer vermeden gelecek nesillerimize ışık olmak, bir araya gelip bu kutsal göreve talip olduk. Bizler mesleki sorunlarımızın farkında, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bir arada tek yumruk olarak hedeflerimize yılmadan ulaşmalıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, başarı tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacınız vardır. Çalışkan olmak. Bizler ekip olarak çok çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu gereklerine ve bütün kurumlarındaki adaylarımı sahneye çağırıyorum. Lütfen bir